Deniz Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Deniz Hanım kimdir? Sektöre nasıl girdi? Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğiz. Deniz Hanım kim? 67 doğumluyum. Evliyim. 3 çocuk annesiyim. 3 oğlum var. Sektöre eşim sayesinde girdim. Eşimin mesleği aslında bu. 27 yılı devirdik birlikte. 2 yıl önce başladım. Kendi adıma burayı açtım. Biraz daha farklı yapmak istediğim için, butik tarzı çalışmak istediğim için, fabrikasyon değil, tasarım tarzı yapmaya çalıştığım için burayı düşünmüştüm. Çok uzun vadeli bir hayalim değildi aslında. Evlendikten sonra, dükkanda çalışmaya başladıktan sonra karar verdim. Şansım da yaver gitti. Bununla ilgili önce bir COSGAP kursuna gittim. Çok güzel. Onun sertifikasını aldım. Ondan sonra arkadaşlarımla birlikte ne yapabiliriz diye araştırarak şehrin farklı bir yönünde, ikinci bir şube olarak değil de farklı bir şekilde açmayı düşündüm. Ve açtım. 2016'da mı açtık burayı? 2019'a girdik değil mi? 2017'nin 5 Nisan'ında açtım. İkinci yılımı dolduracağım Allah nasip ederse. Çok güzel. Böyle. Evet, biraz o zaman Çiçek Denizi'ni tanıyalım. Neler yapıyorsunuz burada? Valla aslında neler yapıyorum, neler yapmıyorum ki diye başlayalım. İşimi seviyorum her şeyden önce. Aşkla yapıyorum. Çok güzel. Birinci şeyim o. Onun için geri dönüşümler de çok güzel oldu. Bunda tabii ki sosyal medyanın da çok büyük bir şeyi var. Instagram kullanıcılarım tarafından fark edildim. Canlı çiçekten tutun, yapay, söz, nişan, yani tanışma, evlilik teklifi, aklınıza ne gelirse. Onlarda biraz daha böyle farklı olmaya çalışarak, yani herkesin tercih ettiği şeylerin yapmaya değil de, yapılmamış şeyleri yapmaya çalışarak ayakta kalmaya çalışıyorum. Organizasyon da var tabii bunun içinde. Çok güzel. Ama, ne tür organizasyon var? Düğün organizasyonlarında varım, nişan organizasyonlarında varım ama içinde çiçek olan, yani canlı çiçek varsa varım. Tabii paslaştığım arkadaşlarım da var, birlikte yapıyoruz. Onun haricinde tabii ki Instagram kullanıcılarım bilir, şiirlerim de var. Çok güzel. Yani görsellerimin altında sadece çiçek paylaşmıyorum. Okuduğum kitaplardaki şairlerin, yazarların paylaşımlarında yer veriyorum. Evet. Hem burada canlı çiçek satışı, hem organizasyon ayağı, evet. Çiçek olan her yerde dediğiniz gibi varsınız. Ne tür tasarımlar yapıyorsunuz peki? Birçok örneği görebiliyoruz yine. Dediğim gibi tasarımlarda canlı tasarımlar da var. Eğer adlandırmak gerekiyorsa teraryumlar var şimdi çok revaçta. Geçiyor da gerçi yavaş yavaş. Canlısını ve yapayını hazırlıyorum. Onun haricinde buketler var zaten. Başka ne söyleyebilirim? Düşünüyorum şimdi. Her türlü çiçek var sanırım, bulabiliyoruz. Her türlü çiçeği bulabiliyorsunuz. Çok farklı bir şey istediğiniz çiçekler zaten ithal ürünlere giriyor. Onları da zaten getirtirebiliyorum. Hiç sıkıntı yok. Nereden geliyorlar? Nereden geliyorlar? Sınıflandırırsak zaten haftanın 5 günü mevzatımız var İzmit'te. Kooperatifimiz var. Kesme çiçeğimiz oradan geliyor. Onun haricindeki saksı çiçeklerimiz Yalova'dan geliyor. İthal çeşitlerim İstanbul'dan geliyor. Yani 3 farklı nokta. Yapay zaten İstanbul'dan geliyor. Ve her türlü çeşidi dediğimiz her gibi bulundurabiliyoruz. Her zaman haftanın belirli günleri değil, haftanın 7 günü her zaman, her mevsimde mevsime hitaben çiçeklerim var. Tazedir her zaman içinde. Ve her yere gönderebiliyoruz. Her yere gönderim mevcuttur. Yani Düzce, ilçeleri, şehirler arası anlaşmam da var. Başarılar diliyoruz sizlere şimdiden. Peki son olarak buradan izleyicilerimize yine sizlerle alakalı neler söyleyeceksiniz? Benle alakalı. Beni izlemeye devam etsinler, takibi bırakmasınlar diyebilirim. Evet, özel çiçeklere ulaşmak istiyorsanız yine Düzce'de Çiçek Denizi olarak varsınız. Biz de buradan yine tercih sebebi olarak gösterelim izleyicilerimize ve teşekkür edelim sizlere. Ben teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun.